Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Ege bölgesinin en güzel köylerinden bir tanesi olan yazlıkçıların uğrak yeri, yatırımcı vatandaşlarımızın uğrak mekanı Çanakkale Ayvacık Ahmetçe köyüne doğru bir motosiklet yolculuğu yapıyoruz. Hem bu yolculuğu beraber yapalım hem de sizlere bölge hakkında çeşitli bilgiler vereyim. İlk önce bu bölgeye, Ahmetçe köyün sahiline, içine geldiğiniz zaman arkadaşlar, bol bol emlakçı tabelası, bol bol satılık yer, satılık arsa, satılık taş ev, satılık bahçe, satılık zeytinlik diye birçok ilan görme imkanınız vardır. Hiç buralara geldim ben, kendime uygun satılık bir yer bulamayacağım diye düşünmeyin. Çünkü neden? Köylüler arazilerinin, evlerinin değerlenmesinden sonra tabii ki yani fazla da para kazanamadıklarından dolayı herhalde veya artık çiftçilikten, zeytincilikten, hayvancılıktan bıktıkları için belki de arazilerini satıyorlar. Tabii büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar, orta halli yatırımcılar hepsi bu bölgeye hücum etmiş durumda. Ahmetçe köyünün bir köy kısmı var arkadaşlar. Tepede bulunuyor. Dağların arasında böyle tepelerin üstüne kurulmuş, kayaların üzerine kurulmuş muhteşem bir manzaralı köy. Bir de sahil kısmı bulunuyor. Bir de işte böyle sahille dağ arasındaki yamaçlarda bu şekilde zeytinlikler var. Evet, fiyatlar konusuna gelecek olursak bir ev almaya kalkarsanız ki tadilatsız ev hemen hemen yok gibi. Çünkü neden? Bütün hepsi işte az önce bahsettiğim gibi yatırımcılar tarafından alınmış, tadilatları yapılmış evler var. Bir de köylülerin ilgilenmediği, işte köyden şehire göç ettikleri için tadilat görmemiş evleri de bulmak mümkün ama biraz zor diyorum. Zeytinlik fiyatlarına gelince tabii zeytinliğin önemli fiyat artışının nedeni böyle deniz manzaralı zeytinlik alırsanız paranız yetmez. Ama ben işte deniz görmesin, sadece ve sadece işte organik üretim yapacağım, zeytinimi alacağım, satacağım veya sevdiklerime hediye edeceğim, kendim yiyeceğim diyorsanız deniz manzarası olmayan zeytinlikler de mevcut. Onlar biraz daha uygun fiyatta. Bahçeli ev hemen hemen yok gibi arkadaşlar. Çünkü neden? Tepenin üzerine, kayalıklar üzerine kurulduğu için pek önüne hani alayım da bahçesine ekeyim de şöyle iki tane de kuzu besleyeyim de deme imkanınız yok. Yok gibi bir şey. Çünkü hiç ben bahçeli ev görmedim köy içinde. Ha, köy dışında, köy girişinde veya köyün kayalar kısmına giderken illaki oralarda bu tür evlerde mevcuttur. Ev fiyatlarına gelince arkadaşlar, bir kere 1,5-2, yerine göre ve büyüklüğüne göre 3-4-5, evet 5 milyonluk. Ben gerçi orası pansiyon gibi, yani bayağı bir odası vardı, 4-5 odası vardı. 5 milyona kadar bütçenize uygun evler var. Kredi çıkıyor mu diye soracak olursanız, geçen ay ben bir emlakçı arkadaşımızla görüştüm. Evlere kredi çıkan da var, çıkmayan da var. Ama genellikle kredi kullandırtırıyorlar. Sahile inen yolu görmüş olduğunuz gibi asfalt arkadaşlar. Köyden sahile inecekseniz eğer asfalt. Tabii sahilin ön tarafları, yani kıyı kısımları hep böyle işte kamping, bungalov, işte çadır kent vesaire olduğu için denize girmek için genellikle kadırga koyunu tercih ederseniz ki kadırga koyu, Asos, ondan sonra Antik Liman buraya çok yakın. Küçükkuyu yakın, Altınoluk yakın, Ayvacık yakın, Çanakkale 75-80 kilometre uzaklıkta. Yani tam böyle merkezi bir konumda. Devlet Hastanesi olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nden Ayvacık Devlet Hastanesi'ni kullanabilirsiniz. Eğer tabii böyle röntgen vesaire cart curt içinde Çanakkale'ye çömü
Hastanesine veya Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gitmeniz gerekiyor. Altınoluk'la arası 25 dakika tünellerden sonra, Küçükkuyu'yla arası herhalde bir 10 dakikayı bulur arkadaşlar. 10 dakikaya artık ister tünellerden geçersiniz, isterseniz sahile inip yarım saat sonra Küçükkuyu'da olabilirsiniz. Yokuş böyle biraz dik arkadaşlar. Oo, buradan manzara enfes. Bir dakika. Şöyle ben size bir manzarayı göstereyim şuradan. Bızt 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 bızt. Şöyle şey yapalım. Araba falan gelmiyor değil mi? Ha, araba falan gelmiyor. Bakın manzaraya. Muhteşem bir manzarası var. Tabii köyden de bu şekilde manzarası var. Çok güzel. Bakın buraya adam çitlerle çevirmiş hemen sağ tarafımızdaki zeytinliği. Şimdi toprak alırken, buradan zeytinlik alırken arkadaşlar, bazı ağaçların işte kırmızı, pembe, mavi renk boyandığını, numaralandırdığını, hatta ve hatta üzerinde isim yazdığını görürseniz lütfen alacağınız kişiyle önceden konuşun. Çünkü eğer o şekilde işaretler, isimler ve numaralar varsa ağaçlar bir başkasının demektir. O ağaçlar için de ekstra para ödemeniz gerekiyor. Bunu ben de yeni öğrendim. Çünkü neden şu şekilde? Mesela bu ağaçların sahiplerini dedesi mesela işte kıza başlık parası, süt parası, işte torunumun sünneti, sünnet hediyesi diye toprağa değil ağaçları veriyorlarmış. Tabi bu şekilde olduğu zaman, siz zeytinliği aldığınız zaman ağacı almak için de ekstra bir para vermek zorunda kalıyorsunuz. Şuradan da size manzarayı göstereyim. Gerçekten çok güzel manzaraya sahip. Bakın karşıdaki ada Midilli Adası, bilmeyenler için söyleyeyim. Evet, İda Ahmetçe kıvrımlarına geldik. Burası da o şekilde geçiyor. Ahmetçe kıvrımları diye. Köyde yaşayan tabii emekli bir kitle var arkadaşlar, büyük şehirlerden gelen. Köylüler de var, fakat genellikle emekliler yaşıyor, büyük illerden gelen. Yazın inanılmaz kalabalık oluyor, yaz aylarında. Köy yani panayır hali gibi böyle yani. Çok yakında Ahmetçe Zeytin Şenliği var. Onu da sizler için çekeceğim arkadaşlar. Ayın 12'sinde. Bugün 10 Kasım bu arada. Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Şimdi aklıma geldi bu Ahmetçe'yi söylerken. Zeytin şeyini, festivalini. Allah'tan rahmet diliyoruz. Minnettarız kendisine. Bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurup bizlere emanet ettiği için diyelim. Saygıyla ve minnetle anıyoruz atamızı da bu vesileyle. Evet, Ahmetçe köyüne yaklaştık iyice. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Yani buralardan yer almak isteyenler için. Şimdi köyün içine girdiğimiz zaman da satılık tabelalarını göreceksiniz yavaş yavaş. Gerçi gelirken birkaç yerde öyle satılık, zeytinlik vesaire diye yazı vardı. Ama hızlı gittiğimiz için görmemiş olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi sarp kayalara şimdiden başladı. Köyde sağ tarafta, hemen birazdan içine gireceğiz. Doğası muhteşem, manzarası muhteşem. İnsanları çok iyi kalpli, çok iyi niyetli. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Köyde yaşam deyince sakın ucuz bir yaşama sahip olduğunu zannetmeyin. Sonuç itibariyle tatil köyü olarak düşünün. Burası Ege sahili. Yani öyle her şey ucuz değil. Öyle yumurtası, sütü. Süt mesela şu anda 15 lira litresi. Yani gidip inekten sağıyorlar, hemen gözünüzün önünde alıyorsunuz. 15 TL litresi. İşte yumurta 2.75 arkadaşlar.
çok yakında 3 lira yapacaklarmış, öyle dediler. İşte pazara gitmiştim, pazarda söylediler. İşte şimdilik 2.75'ten al, bir dahaki hafta 3 lira olur diye ve Ahmetçe köyüne geldik arkadaşlar. İşte namı değer Ahmetçe köyü. Evet, hemen girişte kuzenler gayrimenkul bizleri karşılıyor tabelasıyla. Bakın göreceksiniz şimdi çoğu tadilat yapılmış. Dıhara'ya hoş geldiniz. Diğer ismi Dıhara mı bunun acaba? Yoksa burada Dıhara diye bir kafe mi var? Şimdi cadde üzerinden, yani köyün ana caddesi üzerinden gittiğimiz için taş evleri fazla göremeyebilirsiniz. Bakın Ahmetçe'de satılık, taşınmaya hazır taş evler. Sağ tarafta inanılmaz manzara var. Tabii evler küme küme manzaraya oluştuğu için, böyle yapıldığı için maalesef göremiyoruz şu anda. Kuzenler gayrimenkul buradaymış. Evet, köy meydanına geldik. Burası camisi. Şuradan gideceğiz. Çok temiz havası var. Şimdi kış aylarında bölgede, Ahmetçe köyünde doğal gaz olmadığı için kömür ve odun yakılıyor. Eğer burada rüzgar olmasa, yani nefes alamazsınız. Çünkü her evin, hemen hemen her evin kömür veya odun yaktığını düşünün. Ama öyle bir tatlı bir esintisi var ki, hem denizden hem Kaz Dağları'ndan. Yani rüzgara eksik olmuyor buranın, böyle hafif hafif. Ondan dolayı hiçbir duman kalmıyor köyün içinde. O yüzden gelenler şanslı. Şöyle size dağ manzarasını da göstereyim. Bakın burada böyle Kaz Dağları gidiyor. Burası da demin bahsettiğim, hani kayaların üzerine kurulmuş dedim ya size. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın bu tür kayalar var böyle. Bütün köy bu kayaların üzerine kurulmuş şekilde arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinize selamlar, saygılar.